Yaş kaç senin? Kaç yaşında? Ben mi? He. 86 maşallah. Amcam sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? Ben 341. Sağ ol. 4 yaşında. 86 yaşında. Daha gençsiniz maşallah. Toprağa gitmedi. Daha gençsiniz maşallah. Nazilli uzun yaşayanlar mı? Yani 105 yaşında bir amcamız var. 103 yaşında. Kaç yaşındasın dedi. 103. Ya dedi sen daha büyük çocuksun dedi. Hadi. Allah uzun ömür versin. Allah sağlık sıhhat versin size. Burası bariyersiz tabi. Aynı zamanda tekerlekli sandalye. Bunun için yan gelemiyoruz değil mi? Tabii şehri terk ediyorlar. Değişik edenlerden dolayı ve terk edenlerin genellikle bir çocuklarla da Nazilli'de bir düşüşün veya Aydınlı'da bir düşüşün olacağını şimdiden var olduğunu söyleyebiliriz. Nazilli'nin geleceği ile ilgili bu burada Nazilli'nin yetkileri şu an burada da gerçekten kaygı duymamız gerekiyor. Çünkü bu verimli araziler gelecekte yönetim açısından da çok önemli iş gücüne ihtiyaç duyacaklar ve tabii ki bu toprakların sahipliğinde topraklarını terk etmeleri diye düşünüyoruz. Nazilli'deki vatandaşlarımızın her türlü verisine sahibiz. Onların ihtiyaçlarının, onların beklentileri, onların gelecekle ilgili kaygılarını, aile içi ilişkilerini ve sağlıkla ilgili sıkıntılarını data bankımızda mevcut biliyoruz ve tek cümleyle bunu ifade etmek isterim. Bu konuda Nazilli'nin bugün duyduğum pilot proje olma hususu söz konusu çok isabetli bir karar ve Nazilli'nin buna ihtiyacı var ve belki Türkiye'nin diğer ilçelerinde buna ihtiyacı vardır. Evet, Nazilli için iki soru var. Yaşlar yüksek payımızla artık Nazilli'nin kendini yeniden anlaması ve bu anayış sosyalasını kendini yeniden tanımlaması gerekir mi? Evet, kesinlikle evet. Neler yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, kimle yapmalıyız ve buradaki bu süreçte aklımızdaki projeleri hayata geçirirken
nasıl bir metodoloji uygulamamız, nasıl bir modeli ele almamız gerekir ki bir daha yapbozlar olmasın, ülkenin kaynakları israf edilmesin ve aynı zamanda ihtiyaç sahibi beklenip içerisinde ihtiyaçlarına bir nevi olsun, çare olabilsin bu proje. Dolayısıyla sosyal giderlerimizde çok büyük bir artış olacak. İşte buradaki kaynakları çok iyi kullanmak ve sosyal giderleri iyi rahmimize edebilme imkanını da göz önünde mutlaka bulundurmalıyız. Evet. Yaşlılar derken Avrupa'da hangi yaşlılık için? 65 üst. Ama Türkiye için ben 65 yaşın biraz çok ileri bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortalama yaşam süresi 40 kent bağlamında farklılaşıyor. Dolayısıyla 60 yaş bizim için ideal bir değer olarak alabiliriz. Ama dünyasal örgütü 65 olarak tanımlıyor. Fakat bize yaşam olanakları tıbbi teknolojinin ve hijyenik koşulların gelişmiş olmasına rağmen uzuyor ama buna rağmen herhalde bir 10 yıl 60 dakikamız gerekecek diye düşünüyorum. Yaştan önemli bir özelliği var. Biz ileri yaş derken 100 ve üzerini kastediyoruz. 90 yaşın ileri yaş olarak almıyoruz. Nazim. 100 ve ileri. Dolayısıyla bu insanlar nazim ve ileriler 100 yaşındakiler kendi fiziksel ihtiyaçlarını giderebilen bir sağlık potansiyeline sahipler. Dolayısıyla biz bu soruyu da sorduk kendimize. Acaba bu insanlar neden sağlıklılar? 10 bin kişilik bir araştırmaya başladık geçen yıl. Onun beslenmede tabii ki diğer boyutlarına da bakıyoruz. İsmet olursa önümüzdeki dönemde onun sonuçlarını kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşmak istiyoruz. Nüfus piramidi bak sürekli kendisini yeni ihtiyaç modellerine göre düzenleyen bir dinamik bir model. Çünkü çağ motor çalıştırabilmesi için vazgeçilmez bir şey. Ve bunu burada model olarak Sahil Genel Müdürümüz gibi desteğiyle hayata geçirebilirse bundan son gelecek bir mutluluk duyarız. Ama en önemlisi nazilin bir uzun yaşam teknoloji enstitüsüne ihtiyacı var. Uzun yaşam enstitüsüne ihtiyacı var. Burada araştırma, geliştirme, hizmet ve buranın ürünlerinin ileri evredeki yaşların rahatlıkla kullanabileceği, dünyanın her yerine yönlendirilebilecek ürünler olması gerekir. Dolayısıyla bunu zannedersem nazil ile yapmak ve aynı zamanda bu göçü, genç nüfusun da göçünü engellemek, yeni sistem alanları yaratma açısından da son derece yararlı olacaktır. Böyle bir şey nazirliğe mutlaka gerekiyor. Sahibi ekibimiz de zaten bu noktada destek veriyor. Neler var nazirliğe? Şifalı bitkiler var. Her tarafından şifa aklına. Çünkü insanlar burada merkezindeki yaptığımız çalışmaları, memnuniyet analizini, yaşam durum beklentisini bunları ölçüyoruz ve bunların daha sonra maklumatları veriyoruz. Uluslararası dergilerde ve toplantılarda anlatıyoruz. Dolayısıyla çift yönlü bir etkileşim oluyor. Aynı zamanda bilimsel anlamda nazilinin ismi duyuluyor. En son bir öğrencimiz Sultan Rumuş'ta kazaları nazilinde onu araştırdı. Onu yayınlayacak. Dolayısıyla çok uzun yaş ve 90 ve 85 yaş üzerindeki henüz demans hastalığına yakalanmamış ve ileri evrede bu hastalıkla problemi olabileceği sıfırla olduğu kısım potansiyelini hesaplamasını da bir model hesaplaması yaparak yaklaşık 24 bin nazili de Alzheimer hastalığında çıkartmamız gerekir. Bunların kapasitesi de 40 ile 60 arasında olmamak zorunda. Fakat bunun yanı sıra bizim öngörülerimizde şu da var. Nazilliğe'de 4 tane hospis yapmamız gerekiyor. Yani hospis biliyorsunuz hastanede artık son nefesini verecek olan insanları hastane odasından alınmış ayrı veriliyle birlikte çok mutlu ve huzurlu bir ortamda vedalaşabilecekleri birer bakım merkezidir. Ve Türkiye'de henüz bu yok. Biz bunu Nazilli'de yapmak istiyoruz. Dolayısıyla
bunun da öncülüğünü Nazilli başka biriyle kaptırmasını istiyor. Çünkü yerinde görme fırsatı bulduk hep beraber. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde Nazilli uygulamaları çok ilgisini çekti. Bu konuda İsmail Hocamızla beraber yaklaşık bir ay kadar önce Sayın Bakanımıza bir sunum yapma fırsatımız oldu. Sayın Genel Müdürümüzle defalarca görüşmeler yaptık. 2012 yılında neler yapılacakları birlikte tartıştık. Sağ olsun kendileri Nazilli modelini Türkiye örnek olarak uygulanabileceği yönünde bir öngörüsü oldu. 2012 yılı Dünya Yaşlılar Yılı da yapılacak uygulamalar. Sosyal Politikalar Bakanlığımızın Türkiye'deki uygulamaları başlangıç noktası Aydın, özellikle Nazilli olması. Hem Nazilli'nin Türkiye'nin gündeminde uzun yaşam konusunda aldığı mesafenin örtüşmesi ve buradaki uygulamaların da diğer illerde, diğer yörelerde model alınması yönünde faydası olacağı inancıyla